Merhaba Terazi Burcu ve özellikle de yükselen Burcu Terazi olanlar Ağustos 2020 yılının gökyüzü enerjilerini ve EPCR hesaplamalarını anlatmak için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Hala YouTube kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve özellikle Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan beni takip edip doğum haritası analizi çekilişlerine katılabilirsiniz ve gökyüzü gündemiyle ilgili vermiş olduğum bir takım bilgilerden de faydalanabilirsiniz. Geliyoruz Ağustos ayına. 1 Ağustos'ta Merkür'ün Plüton'la karşıtlığıyla bu aya başlıyoruz. Bu sizin 10. ev ve 4. ev akınızda gerçekleşecek bu karşıtlık. Peki bu konular neler olabilir ya da bu karşıtlık size nasıl bir etkiyle dönecek? Merkür bizim zihin ve düşünce yapımızdır. Düşüncelerimizi nasıl iletişime döktüğümüzdür. Özellikle kariyer noktasında ve eviniz noktasında, yuvanız noktasında daha doğrusu var olan gündeminizde bilinç altında bastırdığınız, bir türlü konuşamadığınız, çünkü Plüton karanlık bir evdir. Daha çok böyle iletişime dökülemeyen konuları ifade eder. Bu konularla ilgili bu karşıtlığın aslında birazcık krizli bir olayın akabinde iletişime döküleceği anlamına geliyor bu döngüde. Ve özellikle Merkür'ün bu Plüton'la karşıtı 23 derecede gerçekleşeceği için bu derecelere yakın bir gezegeniniz var ise aslında bu döngünün ne tip etkilerle size maruz bırakacağını da öngörebilirsiniz. Sonrasında 3 Ağustos'ta Kova burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu sizin 5. ev, yani çocuklar ve aşk konularını ifade eden bir evde bir sona geliyorsunuz. Bir tamamlanma, bir kapanış söz konusu. Kova burcunda 11 derecede gerçekleşecek olan bu dolunayın nakşatrası Sıravan'a da gerçekleşiyor. Sıravan'a duymak, bilgelik ve özellikle dinlemek ve olayların detaylarının çok iyi farkında olmakla çok bağdaşan bir nakşatra. Özellikle evli bireyler için çocuklar ve çocukların hayatı ile ilgili. Artık bir sona geliyorsunuz. Kapanış, bir tamamlanma ve çocukların hayatı ile ilgili bu kapanışınızı aslında çok iyi araştırarak, çok iyi bilerek ve onlara çok daha fayda sağlayacağını düşünerek bu sona, bu tamamlanmaya geliyorsunuz anlamına geliyor. Yeni bir okul düşünebilirsiniz. Var olan okuldaki eğitiminden başka bir okula tamamlamak gibi böyle bir etkili söz konusu olabilir. Bekar bireyler için özellikle aşk konuları ile ilgili artık bir sona geliyorsunuz. Eğer gönül ilişkisinde size bir tık öteye taşıyamayacağını öngörüyorsanız o kişinin ya da size çok da uyumlu olmadığını düşünüyorsanız, çok bilgili, çok akıllı ve çok emin adımlarla bu tamamlanmayı, bu kapanışı yapıyor olabilirsiniz. Artık bu aşk ve gönül ilişkiniz gündeminizden düşüyor. Adeta bir sona geliyorsunuz. Sonrasında 4 Ağustos'ta Merkür'ün Satürn'le bir karşıtı olacak. Bu yine sizin 4 ve 10 akınızda, yani yuva ve kariyer evinizi ifade eden bir evde. Bu karşıtlık özellikle de yuvanız noktasında biraz disiplinli bir şekilde yeni kararlar almak ya da yuvanızdaki düzen ve yuvanıza var olan bir problem var ise bunu çok disiplinli, daha somut adımlarla iletişime dökerek halletmeye çalışıyorsunuz adeta. Çünkü Satürn disiplindir. Aslında yuva duygusal bir konudur. Duygusal konuların biraz disiplinli ve somut bir şekilde somut bir karara bağlanması gibi bir etki söz konusu bu döngüde. Sonra 5 Ağustos'ta Merkür Aslan burcuna geçecek, sizin 11. evinize. Arkadaşlık ilişkilerinizin ve böyle umutlarınızın, isteklerinizin çok daha böyle keyifli ortamlarda bulunacağınız bir döngü bu, özellikle 5 Ağustos ve sonrası günlerde. Sonra 7 Ağustos'ta Venüs Yengeç burcuna geçecek, sizin yine 11. ev, 10. evinize. 10. evde Yengeç burcundaki Venüs sizin kariyeriniz noktasında çok böyle keyifli ve özellikle iyi, güzel girişimlerde bulunacağınız ve birazcık aslında finansal kaynaklarınızın da kariyere odaklanacağı, yani parayı çok önemseyeceğiniz kariyer noktasında bir etki anlamına geliyor. Diğer bir anlamıyla Venüs'ün 10. evde olmuş olması özellikle evlilik konularıyla ilgili de yine böyle fazla gündeminizin bu konularla yoğrulacağı bir döngü anlamında. Çünkü 10. ev haritanın tepesi, en üst noktasıdır. Ve Venüs burada evliliğin çok fazla hayatta ön planda konularla gündeminizde olacağı bir etki anlamına geliyor. Sonra 15 Ağustos'ta Uranüs geri harekete başlayacak. Aslında bu ayın en önemli gündemlerinden bir tanesi Uranüs'ün bu geri hareketi. Sizin 8. evinizde, yani ortak kazançlar, zorluklar, mücadeleler, ameliyatlar, konular ilgilendiren bir evde şu anda Uranüs ve 7-8 yıl uzun bir vadede bu evde konumlandı. Uranüs'ün burada geri hareketi sizin karşı evinizde olan 2. ev, yani sizin birebir kazandığınız maddi kazançlarınızı tetikleyecek. Bu döngüde özellikle bu konularla ilgili, yani kazançlar,
finansal kaynaklarınız, yatırım metotlarınızın çok fazla gündeminizde olacağı ve bu konular gibi özellikle borç ya da borçlanmayı düşünüyorsanız bir kredi çekmek vesaire gibi konularla ilgili de yine çok olumlu bir döngü değil yükselen teraziler sizin için. Çünkü ikinci ev birebir kazandığımız paralardır. Ve Uranüs'ün burayı tetiklemesi aslında birebir para kazanma konusunda sizi zorlayacak bir takım durumlar yaşama ihtimalinizi de artırıyor. Ve bu döngüde özellikle borçlarınızı ödeyememe gibi bir etki de söz konusu olabilir. Çok daha iyi finansal kaynaklarınızı düşünerek hareket etmek ise çok daha fayda sağlayacaktır. Sonrasında 16-17 Ağustos'ta Güneş Mars'ta çok olumlu bir üçgen açısı, sonrasında Merkür Mars'ta çok yine olumlu, güzel, keyifli bir üçgen açısı olacak. Bu sizin için özellikle 12-10 evleri tetiklendiği için kariyerle ilgili çok böyle güzel aslında rahatlatıcı enerjilerin söz konusu olacağı, iletişimsel olarak ya da kazançlar konusunda böyle sizi tatmin edici bir takım durumlar yaşayacağınız bir etki anlamına geliyor. Ama bunlar birazcık kısa vadede etkiler. Sonrasında 19 Ağustos'ta da Aslan Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu sizin 11. ev konularınızla ilgili. Arkadaşlıklar, umutlar, isteklerimiz, yeni bir arkadaş ediniyor olabilirsiniz bu döngüde. Özellikle umutlarımıza ve isteklerimize ulaşmak adına böyle bir takım yeniliklerin olacağı ya da umutlarınıza ulaşmak adına arkadaşlıklarınızdan çok güzel destekler alacağınız bir etki anlamında. Bunun nakşatrası bu yeniliğin Makka'da gerçekleşiyor. Bu çok konforlu ve rahatlık etkisinde. Önemli olan sizin kendi hisleriniz, kendi istekleriniz anlamına geliyor. Bu nakşatranın, bu takım yıldızının genel enerjisi bu yönde. Özellikle bu arkadaşlıklarda yeni bir arkadaşlar başlarken aslında size çok daha fayda sağlayacağınız bir adım ötesini de düşünerek bu insanları hayatınıza çekiyor olabilirsiniz. Ama bu güzel bir etki, aslında güzel bir yenilik. Çünkü bu arkadaşlıklar sonrasında aslında size birçok konuda özellikle kariyeriniz noktasında fayda sağlayacaktır. 20 Ağustos'ta Merkür Başak Burcu'na geçecek sizin 12. evinizi. 12. ev ruhsal bir evdir. Bilinçaltına ya da böyle bir takım terapi vesaire böyle gündemlere daha çok yöneleceğiniz konular gibi birazcık daha uğraşacağınız, belki de zihninizin bilinçaltınızı daha çok dinleyeceğiniz, meditasyon vesaire bu konulara daha çok eğileceğiniz bir döngü anlamına geliyor. Sonrasında Güneş de Başak Burcu'na geçecek 12. evinize. Aslında hem Merkür hem Güneş'in buraya geçmiş olması sizin beden sağlığınızı ve ruhsal sağlığınızın da birazcık ön planda olacağı ve bunları birazcık da önemseyeceğiniz, spor vesaire gibi belki konulara daha çok eğileceğiniz bir etki. Sonra 31 Ağustos'ta Venüs'ün Plüton'la bir karşıtlığı olacak. Venüs'ün Plüton'la karşıtlığı özellikle sizin 4-10 akınızda yuvanız ve evliliğiniz konusunda böyle bir takım maddiyattan kaynaklı problemler ya da bu konularla ilgili iletişimsel bir takım zorlanmaların söz konusu olacağı bir etki anlamına geliyor. Çünkü Venüs bizim evliliktir ve para kaynaklarıdır. Her ikisini ifade eder. Özellikle evlilik ve yuva ifade eden bir evde olmuş olduğu için Plüton değişim ve dönüşüm sürecini burada tetiklerken aslında karşıt akıdan Venüs'ten almış olduğu açı onu birazcık özellikle maddi kaynaklar ve kariyer ya da kariyerinizde bir değişim ve dönüşüm istiyor iseniz bunun birazcık evliliğinizde problemler yaratacağı bir döngü anlamına geliyor. Bu karşıtlık 31 Ağustos'ta gerçekleşeceği için özellikle Eylül ayında bunu daha çok gözlemliyor olacaksınızdır. Genel etkileriyle bu şekildeydi. Sizin için hesaplamış olduğum Ebced değer hesaplamaları sonucundaki zikir Ya Latif 129 defa söylenmesi gerekiyor. Diğeri de Fesebbi Bismi Rabbikel Azim 1500 ila 1600 adet söylenmesi gerekiyor. Eğer bir sorunuz olursa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.